Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökçe yeni nesil güdüm kiti ile 22 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe güdüm kitine sahip 1000 livrelik MK-83 ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bayraktar Akıncı'nın 20.000 feet irtifadan lazer ile işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe güdüm kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA'da görüntüledi. Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar Akıncı TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Gökçe, 1000 poundlik MK-83 genel maksat ve SRB-83 ardışık delicili bombalarını, KKS-ANS veya KKS-ANS lazer güdüm sistemi ile F-16 ve SİHA platformlarında kullanılabilen akıllı mühimmatlara çeviren güdüm kitidir. Gökçe, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, MEMS tabanlı tümleşik ANS, KKS seyri sefer sistemi olan SAGE EGI'yi kullanmaktadır. Eklenen lazer güdümü ve yeni kanatçık tasarımı ile Gökçe, hareketli hedeflere karşı mevcut MK-83 güdüm kitlerine kıyasla daha yüksek etkinliğe sahiptir. Maliyet etkin, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım, BRU-57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, azaltılmış sapma oranı, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, karıştırmaya dirençli, CRPA anten uyumlu, bağlı uçuşta ve atış sonrasında yeniden hedef belirleme, MIL-STD-1760 uyumlu.